Öncelikle değerli öğretmenlerim hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum sunumuma. Ben İlknur Vurgun, Siirt'ten katılıyorum. Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak çalışmaktayım. 6 senedir de aynı okulda görevimi sürdürmekteyim. Burada yapmış olduğum çalışma Yatılı bölge ortaokullarındaki öğrencilerin görüşleri alınarak rekreasyon çalışması kapsamında akıl ve zeka oyunlarının matematik dersi tutumlarına etkisini incelemektir. Ana temam eğitimde kapsayıcılık ve rehberlik, alt temam ise ders açı sosyal faaliyetlerdir. Bu, e, bu araştırmamda ikinci yazar olarak Ufuk Vurgun yine aynı okuldan Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Öncelikle problem durumumuza bakacak olursak neden böyle bir e, araştırma yapmayı tercih ettik? Yatılı bölge ortaokullarının ne demek olduğuna bir bakmak isterim. Ülkemizde nüfusun az olduğu ve yerleşimin dağınık olduğu kırsal kesimlerde eğitim öğretime erişim imkanı çok kısıtlıdır ve bu bölgelerde yaşayan öğrencilerinde eğitim öğretime katılabilmesi amaçlı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ülkemizin birçok yerinde yatılı bölge ortaokulları açılmıştır. Bu okullarda okuyan öğrencilerin bütün masrafları, yeme, içme, barınma gibi bütün masrafları devlet tarafından karşılanmaktadır. Aynı zamanda eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamaktadır yatılı bölge ortaokulları. okulları. İbolar ile normal okullar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklardan en önemlisi şudur. Normal eğitim gören okullarda eğitim ders dili bittikten sonra bitmekteyken yatılı bölge ortaokullarında eğitim 7 gün 24 saat sürmektedir. Yani öğrencilerimiz hafta sonu, hafta içi bizim okullarımızda öğrenim görmeye devam etmektedirler. Bu yüzden İBO'larda ders içi zamanların etkili olması kadar ders dışı zamanlarında etkili olması gerekmektedir. Bu sebeple öğrencilerin sosyal gelişimlerini tamamlaması amacıyla rekreasyon çalışması yapılmaktadır. Peki rekreasyon ne demek? Rekreasyon şu demektir. Bireylerin boş zamanlarını değerlendirme amacıyla gönüllü olarak katıldıkları, kendilerinin bilişsel, psikolojik ve fiziksel olarak gelişimlerini desteklemeleri amacıyla katılmış oldukları etkinliklerin tamamına denmektedir. İmolarda ders dışı faaliyetlerin incelenmesine yönelik çalışmalarda çalışma sayısının azınlıkta olduğu gözümüze çarpmaktadır. Ee, kısaca bahsedecek olursam genellikle yapılan çalışmalarda beden eğitimi, dersine yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi kurslar açılmıştır ders dışı sosyal faaliyetler kapsamında. Aynı zamanda müzik öğretmenlerimiz koro çalışması yapmışlardır ve bunu da, bunu da ders dışı faaliyetler kapsamına almışlardır. İBÖ öğrencileriyle yapılan çalışmalardan ders dışı zamanların verimli şekilde değerlendirilemediği ve ders dışı etkinliklerin çeşitlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Burada belirli gün ve haftalarda yapılan etkinlikler de aslında ders dışı faaliyetler kapsamında incelenmiştir yapılan çalışmalarda. Rekreasyon etkinlikleri kapsamında zeka oyunları ile ilgili yapılan çalışma sayısının azınlıkta olduğunu görmekteyiz. Rekreatif etkinlikler genellikle beden eğitimi ve spor bilimlerine yönelik yapılmaktadır. Literatürde bu bilimlere ait yapılan etkinliklerin çoğunlukta olduğu görülmektedir. Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin katılımını içeren zeka oyunları ile ilgili yapılan çalışmaların sayıca az olduğu görülmüştür. Peki zeka oyunlarının matematik tutumuna etkisini inceleyeceğim, inceleyecek olursak, matematik dersi tutumlarına yönelik incelenen çalışmalardan matematiksel tutum gücü gibi duysal özelliklere pozitif katkılar sağladığı, matematiksel becerilerin gelişimini desteklediği, aynı zamanda matematik eğitimine de katkı sağladığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Yıba öğrencileriyle yapılan çalışmalarda matematik dersi tutumlarına ait çalışma sayısının yeterli olmadığı gözümüze çarpmıştır. Genel olarak problem durumunu toparlayacak olursam, Yibolarda ders dışı faaliyetlere yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür ve yapılan çalışmaların çeşitlendirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, yatılı bölge ortaokullarında rekreasyon kapsamında öğrenci görüşleri alınarak akıl ve zeka oyunlarının matematik dersi tutumlarını etkisini incelemektir. Araştırma sorularına bakacak olursak, üç tane araştırma sorumuz var. Birincisi zeka oyunları öncesinde katılımcıların matematik dersine olan tutumları nasıldır? İkinci sorumuz zeka oyunları hakkında katılımcı görüşleri nelerdir? Son sorumuz ise katılımcıların zeka oyunları oynadıktan sonra matematik dersi tutumlarında ortaya çıkan değişiklikler nelerdir? Bu sorulara cevaplar aranmıştır. Araştırmamızın modeli nitel, araştır, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi seçilerek bu araştırma yapılmıştır. Örneklemimize gelecek olursak kolay örnekleme tekniği seçilerek öğrencilerimiz seçilmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılı Siirt ili Baykan ilçesi Baykan Yatılı Bölge Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden 11 katılımcı katılmıştır. Katılımcılardan zeka ünlerinin en az birini az seviyede biliyor olmasına bu konuda dikkat edilmiştir. Veri toplama araçlarına gelecek olursak, verilerimizi Kurupınar ve Aydoğan'ın nicel araştırmasında ortaya çıkan tutum ölçeği dikkate alınarak, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak verilerimiz toplanmıştır. Bu görüşme formunda zeka oyunları hakkında bilgi verebilir misiniz? Zeka oyunları oynamanın matematik dersine size ne gibi etkileri olabilir? Matematik dersi hakkında görüşleriniz nelerdir gibi sorular sorulmuştur. Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler her iki araştırmacı tarafından kodlanarak ortak bir paydada buluşularak verilerin analizi sağlanmıştır. Bulgulara bakacak olursak, öncelikle öğrencilerin var olan matematiksel tutumlarını öğrenmek amaçlı sorulan, sorulan soruya verilen cevaplarda en fazla alınan cevap öğretmen davranışlarını önemseyen olmuştur. Öğrenciler matematik dersi tutumlarını öğretmenlerinin davranışlarına göre şekillendirdiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin dem demokratik ve destekleyici tavırları öğrencilerin akademik başarısını artırarak yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Elde edilen veriler doğrultusunda matematik dersinin eğlenceli olmasından yine öğretmenlerinin tutumunun önemli olduğu dikkate, dikkate, alınmıştır. Matematik dersinde başarılı olduğunu düşünen katılımcılar derse karşı ilgilerinin olduğunu ve dersi sevdiklerini belirtmişlerdir. Burada öğrenci 8'den alınan direkt görüşü sizinle paylaşmak istiyorum. Matematik öğretmenimiz eğlenceli şekilde ders anlatır, komik ve güzel hikayeler anlattığı için matematik dersini severim gibi bir görüş paylaşmıştır bizimle. Katılımcıların zeka oyunları hakkında görüşlerini almak amaçlı sorulan soruya verdikleri cevaplar, zeka oyunlarının zeka, dikkat, strateji gibi becerileri geliştirdiklerini düşündükleri için zeka oyunlarını geliştirici olarak bulmuşlardır. Aynı zamanda katılımcılar zeka oyunlarını bilişsel gelişimlerine katkı sağladığını ve zeka oyunları oynarken eğlenceli vakitler geçirdiklerini söylemişlerdir. Literatürde yapılan çalışmalara baktığımız zaman zeka oyunlarının stratejik ve mantıksal düşünme alanlarına katkı sağladığını, pozitif öğrenme ortamı oluşturduğunu belirtilmiş olup yapılan çalışma sonuçlarına destekler nitelikte sonuçlar karşımıza çıkmıştır. Katılımcılara göre zeka oyunları sosyalleşmeyi ve bütünleşmeyi sağladığı için öğrenciler zeka oyunlarını okullarında seçmeli ders olarak almak istemişlerdir. Aynı zamanda katılımcılar aileleriyle güzel vakit geçirmek istemeleri, zeka oyunları oynarken eğlenceli şekilde vakit geçirdikleri sebebiyle zeka oyunlarını çevresinde bulunanlara tavsiye etmişlerdir. Bu çalışmayı destekleyici çalışmalardan birisi olan Sayın Batar'ın yapmış olduğu çalışmada zeka oyunlarının motivasyonu artırarak öğrenmeye karşı pozitif bir tutum oluşturduğu sonuçları elde edilmiştir. Son araştırma sorumuz olan katılımcıların zeka oyunlarında matematik dersindeki olan tutumlarına yönelik araştırma sorumuza yönelik verdikleri cevap şu şekildedir. Zeka oyunları matematik dersinde hızlı ve akıllıca hareket etmeyi sağlamaktadır. Ayrıca dikkat gelişimini arttırır, mantıksal düşünebilmeyi artırır ve odaklanmayı artırır görüşlerinde bulunmuşlardır. Katılımcılar zeka oyunlarının okul başarısına da etkisi olduğunu söylemişlerdir. Öğrenci birden alınan cevabı sizinle paylaşmak istiyorum bu konuda. Zeka oyunları oynamadan önce son 3 dakikanız tabii ki. Vekânları oynamadan önce dikkatsizlikten çok soru kaçırırdım. Şimdi dikkatimi ve konsantrasyonumu artırdığı için soru kaçırmıyorum. Denemelerde, tüm sınavlarda netlerim artmaya başladı demiştir. Sonuçlara bakacak olursak Hibo öğrenci görüşlerine göre zeka oyunları matematik dersi için faydalı ve stratejik olmakta, matematik dersine dikkat gelişimini destekleyerek odaklanmayı arttırmakta ve matematik soruları çözümünde hızlı ve akıllıca hareket edebilmeyi sağlamaktadır. Katılımcı görüşlerine göre zeka oyunları mantıksal ve analitik düşünmeyi arttırır, konsantrasyon yeteneğini geliştirir, sosyalleşmeyi sağlar ve görsel zekayı arttırabilmektedir. Katılımcıların zeka oyunlarının farklı disiplinlerdeki başarılarını da arttırdıklarını belirtmiş olup zeka oyunlarının okul başarısına olumlu katkıları olduğu görüşüne ulaşılmıştır. Rekreasyon faaliyetleri kapsamında zeka oyunları ders dışı zamanlarda öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek eğlenceli vakit geçirmelerine sebep olmuştur. Sonuçlarına ulaşılmıştır. Öneriler kısmına baktığımızda zeka oyunlarının her okul ve her sınıf düzeyinde seçmeli ders olarak okutulması önerisinde bulunabilir. Aynı zamanda rekreasyon etkinlikleri kapsamında zeka oyunları etkinlikleri gerçekleştirilebilir. Sivil toplum kuruluşlarında veya halk eğitim merkezlerinde ailelerin de katılım gösterebileceği zeka oyunları kursları açılabilir. Okullarda zeka oyunları oynanabilecek belirli alanlar bulunması yönünde öneriler bulunulabilir. Burada sunumum bitmiştir. Kaynakçalarımı sizinle paylaşmak istiyorum. İncelemek isteyen değerli öğretmenlerim varsa teşekkür ediyorum katılımınız için.